Motorsport'tan Euro Truck Simulator 2 multiplayer'dan hepinize tekrar merhabalar. Bugün Skandinavya'da söylemesi zor bir şehirden yine söylemesi çok daha zor bir şehre. Baktım telaffuzunu yani bir şekil konduramadım. Ben de böyle gireyim dedim. Haritadan göstereceğim zaten. Bugün ağır nakliyat konvoyumuz var. Araç sayımız az ama bu tür konvoylarda özellikle yönetimde profesyonel üyeleri alıp sayımızı az tutarak daha sağlıklı bir konvoy olmasını sağlamış oluyoruz. Evet, ne götürüyoruz? 24 ton yükümüz var. Petrol boru hattı döşeniyor. Petrol boru hattına döşenecek boruları götürüyoruz. Bugün iki tane de eskort aracımız var. Samet Başkan ve Vadim Üvesül'ün öncülüğü ve artçılığında tırlarımızı sağ salim yerlerine ulaştırmayı hedefliyoruz. Yine söylemek istediğim bir konu da bugün Alparslan'ın aracından Twitch üzerinden canlı yayın yapıyoruz. Yine benim aracımdan da YouTube'a konulacak olan videonun kaydını yapıyoruz. Arkadaşlara hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Nasıl bugünkü save nasıl? Bugünkü konvoy hakkındaki düşünceleriniz nasıl? Yoktu, güzel oldu. Benim işleri gene abi ya. Bayrağımız seyrelmek, tatil yok, bir şey yok. Salıyorum bizim memlekete. Evet arkadaşlar, aynen. Gerçek hayatta gibi haftanın 6 günü konvoyumuz var. Sadece pazar günleri müsaitiz ama biz duruyor muyuz? Biz pazar günü de kendi aramızda yine kendi kendimize toparlanıp bir araya gelip konvoyu düzenliyoruz. Biz oyundan çok zevk alıyoruz. Arkadaşlarımızla sohbetten çok zevk alıyoruz. Ortamımız çok güzel. Umarım siz de videoyu izlerken beğenirsiniz. Video sonunda tekrar görüşmek üzere. Şimdi ilk iyi seyirler diliyorum. Veysel, buyur. Abi ben 60'a sabitledim. Sefa geldin mi? Yoksa kışan mısın? Bekliyor musun? Ya bizde baba mesleği öncülük, hani biliyor musunuz? Aslında tırcılık da, yani ağır nakliyat yaptığımız için öncülüğü de biliyoruz. Mecbur bugün bize kaldı bu iş. Sınavlar başlıyor. Ne olacak bu sınavlar? Kaldık. Oralara hiç girmeyin bence. Benim de yarım var bir tane. Şu bilimleri de bir gelmedi ya multiplayer'e. Bayağı oldu çıkan aslında betası da. Aynen. Bir hafta 10 gün oldu ya. Gelmesin ya. De çoğu kişi onu bekliyormuş zaten. Gelmesin. Çünkü ben bu ETS'yi güncelleyemem. Ne geliyor? Desene zaten. 2-4 GB internet falan. Vallahi 1 GB oraya gider ha. Sefacım sen TNT kullanıyordun değil mi? Yok, ben artık kullanmıyorum. Bıraktım diyorsun bugünden itibaren. Niye abi? Ben TNT kullanıyorum, gayet memnunum. Hiç sıkıntı yaşamıyorum. Ya altyapıya göre değişiyor ya. Mesela şimdi tek beklentim tabi bayağı sene geçer de Süper Online Eskişehir'e şimdi fiber altyapı yapıyor kendi altyapısını. Dört gözle bekliyorum bizim mahallede girer bir gün kamyonlar falan filan diye. Daha çok beklersin. Daha bizim, ben İstanbul'un göbeğinde oturuyorum, bizim buraya da daha gelmedi ya. Neresi? Kartal'da, Yakacık. Ha, Yakacığa tabii gelmez oğlum. Daha Yakacığa var. Kartal'da normal var. Kartal meydanında falan var. İstanbul'a 4 gün geldi. Pendik'te de var. Şu an ben Kaynarca'da oturuyorum. Kaynarca'da da var. Altyapısı şu anda. Kullanıyoruz hatta.
İstanbul. Sevmedim ben. Ankara daha güzel. Yakıcıkta ya, oturuyorum. Hangi de okula gidiyorsun? Ben mi? Aynen. Kızılay'a. Abi Karadeniz'ler geçerim bak. Karadeniz'in her türlü ilinde yaşarım. Abi ben orada bir durdum da. Bir... Nerede? Köprünün orada hemen 2 dakika bir hayal yaptım. Tamam. Ha. Ben de Karadeniz deyince durdum deyince bir şehirinde durdum zannettim. Ha. Yok abi ben şey direksiyon titreşim çok açıkmış. İstanbul'a 4 gün geldim abi. Bir kere gezemedim ya. Önceye bak ya. Abi benim de yol buradan. Kız kişi yazıyor şu an. Hamur bizden mi? Hamur. Değil ya. Abi uzun zaman ETS oynamaya full GTA gidince böyle ETS GTA gibi zannediyorum. Garip garip şeyler yapıyorum. Abi benim yol buradan gitmiyor ya. Kutuşu havalan kim abi? Takır tukur klavye işkence ediyor. Evet sayın izleyenler. Şu anda kimisi klavye kırıyor, kimisi bardak kırıyor. Bardağı düşürüyordum ya. Bardağı düşürüyordum şu an. Evet, bilinmedik bir öncümüz daha girdi aramıza. Evet, Erdinç abi. Evet, Sadlı. Sayın YouTube... YouTube müdürümüz. YouTube genel müdürümüz. Hiç anım yok mu abi? Bitti mi hepsi ya? Vallahi şimdilik yok. Bakayım şimdi siz konuşurken ben hatırlarım, o arada anlatırım. Para vermiyorsunuz, bir şey etmiyorsunuz. Konuş konuş yani. Abi. Abi bizde para almıyor vallahi. Kusura bakma da. Göze göz dişedim. Neyse aranızda bilardo oynayan var mı? Ben. Karambol mu oynuyorsun? Damdum. Ne? Bam gibi diyorsun yani. Aynen. Bak bak. Yalnız atarım böyle. Vuruyorum giriyor. Yani sen acayip Amerikan mı diyorsun? Resul bilardo oynayası gelmiş. Bilardo oynayalım sen. Ya Resul'a mesela bir şey soruyorsun. Futbol oynar mısın? Bam güm diyor. Ben Resul'u anlamıyorum. Ya her soldan gelen var. Oynuyor. Her bir dakika stoper oynuyor. Bam güm oynamasam olur mu? Taktik yok. Stoper adam bam güm oynuyor. Çok tehlikelisin var ya. Mervin admin değil miydi ya? Vücudu mu boyu? Adam kalıyor. Ben bu adama hep yolda denk geliyorum ya. Sefa! Ne oldu? Çok şey oldu. Ana Halil bir an canlandı ya lan. Hani ya? Ya alpazan abi. Abi nasıl duracağım sapıttın ya. Almanya'nın interneti çarptı bizi ya. O Samet'in öncülüğü. Ne oldu abi laut? Almanya'nın interneti çarptı vallahi bizi. Adam 60 sabit diyor, önümde 30'la gidiyor. Hiç sorma abi. Yok abi, of. 50 ile gidiyorum. Sefa, aynadan gördün mü arkadaş? O kimdi duvara tosya? Görmedim vallahi. Abi o değil de şöyle bir mantık olabilir mi? Telefonun tuş kilidini kapatınca bir 5-10 dakika sonra internet gidiyor. Evet. Niye? Öyle bir şey mi olur ya? Her telefonu indirme falan yapmıyorsa ama. Şu an tuş kilit falan hepsini kaldırdım, öylece duruyor telefon. Sen telefonun internetini mi telefonun internetini mi kullanıyorsun? Aynen. Oğlum normal internetin yok mu evinde? Kapattırdım bugün ya. Evet sayın izleyenler, görüyorsunuz. Hırsı görüyorsunuz. Ya. Azim. Kaç görev var? Sefa konuşma bir almış alalım. Dinle şeyinden dolayı. Bu kadar şeyler şey yaparız ya. Ellerimiz dolu. Sefa abi niye kapattırdın? Sözleşme bitti, ben de kapattırdım. Açtıracağım mı açtırmayacağım mı belli değil. Abi Türknet açtır, AKK falan yok. Aynen kaldırdılar artık. Türknet ne ya? Adını ilk defa duydum, o kim abi? Abi çok büyük hata ediyorsun ilk defa duyduysan. Ya o değildi, geçen radyo dinliyorum.
Adam diyor ki kota yok diyor. Açma derdi yok diyor. 24 liraya sınırsız internet. Ya abi gülesim geldi. Sen kimi kandırıyorsun ya? Ya şey benim en çok bildiğim asıl televizyonda büyük firmaların yaptığı reklamlarda adam diyor ki yok limit yok şey yok. Alttan hani böyle şey geçiyorlar. Alttan hani paket hakkında bilgi veriyorlar ya. Bakıyorum oraya okuyorum. Bilmem 8 megapiksel yani mega neydi yani neyse anladınız siz. Hız 50 GB AKK diyor. Hani sınırsızlı hani kandırmaca abi. Adam AKK'yi kaldırdı ya 24 liraya. Abi TürkNet'te yok vallahi. Aptire veriyorsun. Sadece AKN var 150 GB. Ya benim bildiğim 2018'in başlangıcından itibaren zaten tüm firmaların AKK'yi kaldırması zorunlu hale geldi deyip biliyorum ben zaten. Evet. Ama o zaman da fiyat artıyor mu? Mayıs'tan aynen sonra zaten abi. Geceleri kalkacak. Artar abi ya. Şimdi Galatasaray abi Almanya'da gül gibi kotasız bilmem AKK'siz falan filan hızlı internet kullanıyor. Almanya. Verdiği para 90-100 lira para. Biz veriyoruz burada kaç para veriyorum ben 65 30 lira. 30 euro veriyor. 135 i̇şte 90-100 lira işte. Ama oradaki fiyata göre hesaplamayacaksın sen. Oranın geliriyle buranın geliri aynı değil yani. Aynen öyle yani. Hesaplarsan ooo işimiz yaşıyor. Ekmek de burada yani, daha ucuz yani değişik oluyor. Ya 30 lira diye hesaplasan. Tamam işte adam orada 30 liraya çok güzel internet kullanıyor. Biz burada 65 lira para veriyoruz. Şurada bak indirme yapıyordum daha demin. CSGO indiriyordu. Sen Almanya'yla yani Türkiye'ye karşılaştıramazsın bir kere. Ya bir kere tabii ki de. Burada Almanya başka kazanıyor, Hollanda başka kazanıyor, Belçika başka kazanıyor, Fransa başka kazanıyor. Türkiye hiç kazanamıyor. Türkiye kazanıyor da. Anlamadım. Kardeş biz köprü yapıyoruz. Türkiye kazanıyor da bazı milletler bulandırıyor işte. Yol yapıyorsun hani, abi yol yapıyorsun. Efe gibiler böyle bulandırıyor işte. Ne bulandırıyor abi ya? Dost acı söyler kardeş. Biliyorum abi de yani 65 lira para verip böyle bir hizmet almak ne bileyim yakışmıyor ya. Yani ne yapsın abi adamlar sanki kendileri mi veriyor Amerika'dan yani, alıyorlar. Ben de 1000 euro ev kirası ödüyorum. Buna ne diyeyim şimdik? Abi orada abi. Evler orada evler ne kadar? Ben 3 artı 1'e 1000 euro ödüyorum. Hayır. Maaşın kaç? En ucuz ev ne kadar? Bir dakika. Maaşın kaç altı sana abi? Maaşım? Evet. Niye? Aslında erkeğe maaş sorulmaz ama merak ettim. Bizim teşekkür ediyoruz Alparslan abi. Ketum duruşun için. Abi o Almanya'da en ucuz ev ne kadar? Ev yok. 300 euro'dan başlar. Hayır kiralık değil. Direkt almayı düşünüyor Burak belki. Direkt satın alırsan 500 bin euro'dan başlar. Abi sen bir 6 sene falan sokakta yat ondan sonra bir ev al yani. 1000 euro kira ne? Ya. Kardeşim zaten övünüyordunuz. Oğlum bir dakika zaten de şu an asgari ücret ne kadar? 1400. Ha, 1000 lira. Lira. Şu an İstanbul'da ev kiraları 1000 lira neredeyse. İşte aynı muhabbet ne fark ediyor? Hayır İstanbul'da zaten anneyle baba çalışmazsa İstanbul'da geçinemez. Hayat imkansız asgari ücretle imkansız. Burada tek başka maaşla mı sanıyorsun? Vallahi bilemiyorum abi ben Almanya. Benim aslında dedelerim yani dedem. Ben 32 sene burada yaşıyorum. Babam benim Almanya, benim babam Almanya'da doğmuş. 13 yaşına kadar orada büyümüş. Sonra Türkiye'ye gelmişler. Alparslan abi yakında bağıracak. Beni buradan alın. Almanca biliyor musun? Senin baban 13 yaşındayken burada 1950 mi 60 mı neydi? O zamanlar iyiydi ama şimdiki. Yok abi şimdi yok. Ne yaptı 1960'larla 2017'yi karşılaştıramazsın ki. Babam 1900 kaç doğumluydu? Bura marken benim aylığım 5000 marktı. Şimdilik 2000 mark. 2000 euro. Evet olaya marken gelsin. İyiydi Almanya'da. Euro'ya geçtikten sonra iyice bitti ya. 30 feneke aldığın teneke kolayı şimdilik 2 katını alıyorsun. Burada yani karı koca çalışmazsa burada da geçinemez. Almanya'nın hiçbir yerinde.
Orada bizim de yurt dışında yaşayan akrabalarımızı olduğu görüştüğümüz için biliyoruz yani onların anlatımlarından. Orada hakikaten arkadaşlar yani Türkiye'de ekonomik anlamda, çalışma anlamında, kazancınızla hayatınızı geçindirme anlamında Türkiye, Almanya'dan da Hollanda'dan da avantajlı. Orada erkek çalışıyor, işte evin kirası, faturası vesaire hani ana giderleri. İşte evin hanımı çalışıyor, evin mutfak giderleri. Çocuklar okuldan çıkıyor, part time 2 saat, 3 saat bir yerlerde çalışıyorlar. Kendi harçlıkları vesaire. Bir evdeki bir aile komple çalışıyor orada. Bizde asgari ücret açısından konuşmuyorum ama ben devlet memuruyum. Ben bir maaşla çalışıyorum, 4 boğazla geçiniyorum çok şükür. Bir sıkıntımız olmuyor. Ama oraların avantajı ya da bizden biraz daha böyle hani artı olan yanları ne? Oradaki devletin sosyal tarafı biraz daha güçlü. Bizden biraz daha güçlü. Bizde de bayağı bir yol kat edildi, ilerleme var. Ama hali hazırda bile bizden daha güçlü orası. Yani orada eğer rahatsızsanız evinize taksi çağırıp gidip ücretini devletten alabiliyorsunuz. Tabii her hastalık değil. Hani üşüttüm, hastaneye gideyim anlamında değil. Yürümeyle ilgili probleminiz vesaire varsa. Anlatabildim mi? Hani bu tür konularda da devletin sosyal tarafında daha güçlü. Gelirinize göre araç ya da ev konut sahibi olmak istediğiniz zaman gelirinize göre bir ödeme planı yapılabiliyor. Hani bu tür konularda yani daha... Çocuk parası falan filan veriliyor. Evet, evet. Erdinci abi. Hem alpasın. Mesela sen burada bir sene çalıştın. Evet. Bu işsizlik paranı senin 160 ödüyorlar ama tek bir sene. Evet. Bir sene sonra sana 350 euro ödüyorlar aylık. Evet. Bir sene hani ondan sonra 350 ödüyor. Evet. 350 euroyla sen burada araba geçindiremezsin. Hani çoluğun çocuğu varsa onu geçindiremezsin. Aynen. Yani hiçbir şey yapamazsın. Aynen öyle. Hani ben Efe'ye bir şey diyeyim. Benim yeğenim var Türkiye'de. O sanıyordu hep buraya hani Almanya'da yaşayanların kafasına hep para yağıyor sanıyordu. Tutturdu illa beni Almanya'ya getir. Biz bunu getirdik evet. Buraya. Adam var ya buraya geldi eşek gibi çalışıyor. Evet. Hani 12-13 saat çalışıyor evdeki yatan çocuğunu görmüyor. Evet. Bir kere sonra şimdilik de ben buraya niye geldim? Türkiye'de daha iyi yaşıyordum. Öyle hani şey diyor. Evet. Ben de ona diyor mu? Sen kendin gelmek istedin. Evet. Ya şu tamam, anda... Hasan abi sen de bize buyur Erdin Çağ. Göğüs. Sen söyle ben sonra söyle. Yok Hasan abi beni bayağıdır gömüyor da. Abi günah keçisi ben miyim abi? Hedef ben miyim Hasan abi? Hedef ben miyim Tayfun? Hedef biz miyiz abi? Bir internetten dolayı bir... Yok hani ben hedef olarak diyorum hani sen diyor ya Alparslan abin 30 euroya iyi internet kullanıyor da biz 60 liraya niye iyi kullanmıyoruz diyorsun ya. Hani bazı şeyler mesela senin orada yaşadıkların bazı bizim burada yaşadıklarımızla zorumuza gidiyor. Hani siz yine de memlekette vatanda yaşıyorsunuz. Biz burada ne zorlukla yaşıyoruz. Hani onu düşünemiyorsun sen. Biz burada vatan hasreti çekiyoruz. Hani, aynen abi. Hani ben değil de başkası burada başkası Türk olan burada yalnız yaşıyor. Annesi, babası, çoluğu, çocuğu hep Türkiye'de. Hani evet. Bir de onları düşünsen, onların hani kendini onların içine koysan. Evet. Ya bir cenaze olsa, gelme imkanı olsa bile düşünün atıyorum 1000 euro uçak parası verecek yani 3000 lira para. Hani baksana kafadan 3-5 lira gider abi rahat. Aynen. Kafadan 3-5 lira gider. Aynen. Ya şimdi şu anda yurt dışında bir dakika alpasan yani yurt dışında çalışmanın şu anda en avantajlı boyutu hani para birimi tamam mı? Yani orada euro kazanıyorsun. Sonra yani orada atıyorum 3000 euro biriktirirsen buraya gelince 10-12 bin lira para yaptığı için tamam mı? Burada bir avantajın oluyor. Onun dışında şu anda yurt dışının hiçbir bence şeyi yok yani. Avantajı yok. Doğru. Eskiden memlekette paran da olsa, burada Türkiye için konuşuyorum, çok zengin de olsan harcayabileceğin, tüketebileceğin alanlar zaten yok idi neredeyse yani. Çok kısıtlıydı. Şimdi her şey burada da var. Yani ekonomik anlamda gayet güzel ilerlemeler var. Biz asgari ücret açısından bakıyoruz hep olaya ama asgari ücret de zaten
nasıl diyeyim, hani devletin adı üzerinde asgari işçi çalıştıran işverenin asgari verebileceği en alt tabanı söylüyor. Adam bunu da söylemese zaten işveren belki daha da azını teklif edecek. İşte şimdi bizim zaten hani işsizlik konusunda nüfusumuzun çok büyüklüğünden kaynaklanan geçmişten gelen bir sıkıntı var. Normalde o iş 5 liraya yapılacaksa bir de başka ülkelerden falan gelip de hani çok daha zor durumda olanlar biz bunu 3'e yaparız diye kabul ederlerse işveren belki işçiye onu da vermeyecek. Hani sadece asgari ücret açısından bakmamak lazım. Yine de şöyle dışarıya çekilip şöyle dışarıdan bir gözle baktığınızda yahut da zaten işte bak dışarıda olanların size söylediği sözleri kale aldığınızda bence biraz daha böyle doğru konuma yerleştirebileceksiniz yani iyiyi, kötüyü, işte gidişatı vesaire. Evet. Tabii 2000 euro bize çok geliyor da. Neredeyse burada 2000 euro ile 2000 Türk lirası aynı gibi bir şey oluyor. Tabii bizim kafa yani. Şimdilik neye gidiyor? Evet, 2000 euro o evet. Türkiye'de kaç para yapıyor? Çarpı bilmem 4 liraya yakın değil mi abi? İşte, çarpı aynen. 4 o 4 3 12 mi çok şimdi, iyi para. Şimdi bak biz 7 kişiyiz. Evet. Hani 7 kişiyiz. Evet. Biz Türkiye'ye sürekli arabayla geliyoruz. Yani. Şimdi burada sezon bir açıldı mı tek kişilik bilet 600-650 euro oluyor abi. Ya. Şimdi 7 kere 650'yi çarp. Çok. 4200 euro. Yani. 5000-6000 euroya geliyor abi. Bir araba parası. Şimdi millette o kadar parası yok. Uçakla gelemiyor. Bu sefer ne yapıyor? Kredi çekip arabayla geliyor. Evet. Hani bir de arabayla geliyor derken bir de hani o yolu çekiyor. Hani Bulgaristan'daki, Yugoslavya'daki o rezilliği çekiyor. Vallahi ama Bulgaristan'da çok şey varmış abi. Nasıl diyeyim? Adam geliyormuş yani şey 5 dolar verirsen sıkıntısız geçirin diyormuş 5 euro pardon. Abi aynen öyle ya biz gittik alıyor, de. Cüzdanına pasaportunu alıyor. Vermiyor. Çorba parası ver diyor. Abi şey yapıyorlar ya. Bütün arabanı boşaltıyor. Alparslan bak araba falan deyince şu geldi aklıma onu da söyleyeyim unuturum ben. Şimdi benim çocukluğumda yurt dışından akrabalarımız geldiği zaman biz var ya of o ne ya araba değil o ya uzay mekiği gibi bir şey yani o. Alman çikolatası herhalde çağırdı. Efendim? Almanya çikolatası vardır ya öyle. Çok sevinir. Bir de benim erkek çocuğuz işte arabalara meraklıyız işte arabaların başına toplanırız böyle içini dışını görmek için o arabaya binip böyle kısa bir mesafe bir olsa gitmek var ya bizim için dünyalar. Ya şimdi bak %90'ı yurt dışından gelenlerin araçları şu Türkiye'de yaşayan araçların altında. Evet. Aynen öyle. Falan. Yani. Abi bir de station mesela. Adamların altında Mercedes, BMW, yeni hani sıfır araba. Evet. Bir de Erdinç abi hani buradan oraya gidenler o arabayı 100 bin euro, 80 bin euro kredi çekiyor hani cebinde parası yok ki o kadar. Evet evet alsın. Evet onu da biliyorum evet. İşte bunların yaptığı hataları ne? Hani buradan alıyorlar 70 bin, 80 bin kredilik araba gidiyorlar Türkiye'de hava atıyorlar. Hani mesela hatası bu. Evet. Ama burada baksan hani şey içinde. Ne yapsın adam Alparslan evet. Oraya da gitmiş yani cefasını çekiyor. Yazında yani. Bir izne gelince bir de sefasını sürmesin mi yani ne yapsın? Evet. Sürsün. Türkiye'de bazı kişiler de abi bak ben Türkiye'de aslında artık bence siyaseti bırakalım. Ben uzatmanın da manası yok benim. Hiç evet. Siyaset yapmadık gibisin. Siyaset yok. Değil ki. Karşılaştırma yaptık. Yani şimdi izleyenlerden farklı düşünenler var. Ya yok. Düşünmek isteyen siyaset olarak düşünür bunu. Bu siyaset değildir. Normal sohbet siyaset ediyoruz değil mi? Aynen. Hani ben dedim bu sen... Gerçekleri konuşuyor burada yani. Türkiye'yle Almanya'yı karşılayamazsın. Karşılayamazsın hani. Ya abi ben tek diyeceğim Türkiye'de gelir adaletsizliği oldu. Yani tek yani başka hiçbir şey demeyeceğim. Yani birileri kazanırken birileri illaki ezilen bir memleketiz. Ben sana bir gerçek söyleyeyim. Sen nereliydin? Karadeniz'den. Sen Karadeniz'den İstanbul'a gitsen bile vatanındasın. Hani gurbet yapsan bile vatanındasın. Hani biz burada gurbet
Almanya'dayız sana. Anlatabiliyor musun diyorsun değil mi? Özler beni sen. Lan ben 2 ayda bir köyüme gitmezsem 150 kilometre nasıl özlüyorum? 2 hafta, 3 hafta anca görüyoruz. Erdinç abi buraya bir başkadır benim memleketim şarkısını koyarsak abi. O abi biz ya. Bir günlüğüne Bulgaristan'a gittik, şey hasret çektik ya Türkiye'ye. Yemek yiyecek yer yok, her yer domuz eti. Panayır gibi bir yere gittik, domuz pişirme yapıyorlar. Bak şunu söyleyeyim, çoğu kişi de böyle düşünüyor. Hani şu an durduğumuz yerde ve yaşadığımız yerde şikayetçi oluruz ama yurt dışına çıktığımız zaman var ya, memleketin değerini anlıyorsun işte o zaman. Tabii, bence de öyle. Hani bu şey gibi oluyor yani bu. Yani üniversiteye kadar okumuyorsun, okulu bırakıyorsun, sonra böyle 25 yaşına falan geliyorsun, askerden geliyorsun. Ulan keşke şimdiki kafama su çalasaydım diye, onun gibi oluyor yani. Pişman çekiyor yani, şey yapıyorsun yani. Evet. Sessizliğiyle daha sizlerle beraberiz. Konvoy bitiyor ya, herkes hüzünlendi şimdi. Vallahi çok kısa oldu ya, bir uzatsak mı ki oğlum? Yalnız bizim Almira yine burada. Nasıl arkadaş, ben anlamıyorum. Of 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 of, arkada bir kaza oldu. Konvoy bitiyor, kaza alıyor. Vay anasını. Çok fena bir kaza oldu. Çok kötü bir kaza oldu. Adam kafasını Adnan içeri soktu. Yerlerde şu an. Kim? Adnan ne abi şu an sağa sola gidiyor. Abi. Sallanıp duruyor mu ekran? Ben kazaları yapınca, kaza yapınca abi, çok sinirlendim abi. Geçen gün Göktürk abilerle falan filan kala isteği spurt yoluna girdik ya abi. Orada benzinliğin evet, yanından geçiyorum. Adam 10 kilometre hızla geliyor. Yani fazlası yok. Azı vardır ama. Yanına hafif daha geçiyorum. Bakmıyor aynaya belli de. Bana ufaktan dokunduruverdi abi, pat araba yandı yani. Alt F4 attım çıktım abi sinirden ya. Sinirlendim çıktım abi ya. Oluyor ya. Böylelikle konvoyun sonuna gelmiş olduk. Evet. Adnan abi. Tekrarlayalım, kilometreyi biraz daha uzatalım bence. Güzel bir konvoydu. Bence de. Yol kısa uzatalım geldi hepimize. Yok hani bir başka abi, gün. Abi 35 ton yapalım bir günde ya. Hah, ya da öyle yapalım yani. Yavaş gidelim. Abi 85 yap çok gerçekçi oluyor. 85 abarttı değil ha. Abi yarım saat sürdü mü? Sen çıkıp ölüm yolu yapalım. Yok. Yarım saat sürdü sanırız. Türkiye'deki... İyi oldu iyi. Fazla internet yemedi. Dur ya, hiç bakmadım dur. Her gün dorsaya koyma başka limiti 40 tondur. 40 tonuna geçmez. Yasak bir üstü. Yapacaksak 40 ton yapalım. Nerede 40 ton yasak? Türkiye'de 40 ton üstü yasak. Toplam 40 ton alacak arabayla. Basak ton alın diye 7 ton dedi. Vay. Üstüne baksan bak. Çok sevindim. Sen niye bozuyorsun şu anda bizi burada? 44 megabayt. O da 42 ton abi. Abi oyunda hiçbir şey gitmiyor ki ya. Evet, bir konvoyumuzun dolayısıyla da bir videomuzun böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizler de videomuzu beğendiyseniz, kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı, aboneyseniz beğeni ve yorumlarınızla bizlere destek olmanızı diliyorum. Ve bir sonraki videoda konvoyumuzda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.